Selam ben Kıvanç Ökten. Bu videoda size asistanını öldürme suçundan yıllardır hapiste olan 2000'lerin popüler vücutçusu Craig Titus'tan bahsedeceğim. Craig 1965 yılında Fransız bir anne ile Yunan bir babanın çocuğu olarak Michigan'da dünyaya geldi. Lisedeyken futbol oynadı ama çok küçük olduğu için bıraktı ve vücuduna kas kütlesi eklemek için ağırlık kaldırmaya başladı. Liseden 1.67 boyunda 64 kilogramlık bir çocuk olarak mezun olmuştu. 21 yaşına geldiğinde 1.75 boyunda 84 kilogramlık bir adamdı ve elde ettiği başarılı sonuç onu vücutçu olmaya itti. Craig ilk yarışması olan 1988 Houston Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda orta siklet ve overall birincisi oldu. Üçünü ikinci bitirdiği dört ulusal yarışma denemesinden sonra 1996 NPC USA'de ağır siklet ve overall şampiyonu olarak IFBB Pro kartını kazandı ama ilk profesyonel yarışmasına anca 2000 yılında çıkabildi. 1995'te satma niyetiyle ekstazi bulundurma suçundan 16 ay ev hapsi cezası almıştı. 1997'de ise anabolik steroid kullanarak şartlı tahliyesini ihlal ettiği için 21 aylığına cezaevine gönderildi. Craig 2000'den 2005'e kadar süren kariyeri boyunca toplam 20 yarışmaya girdi ama hiç şampiyonluk kazanamadı. En iyi dereceleri 2001'deki San Francisco Pro'da aldığı ikincilik ile 2003'teki Night of Champions'ta yani bugün adıyla New York Pro'da aldığı üçüncülüktü. İki kez Mr. Olympia sahnesine adım attı ama ilk ona girmeyi başaramadı. Craig'e vücut geliştirmenin kötü çocuğu deniyordu. Bir diğer IFBB Pro, King Kamali ile olan husumeti tüm sektör tarafından biliniyordu. Golf Benis Venice Beach'te bir gün Melvin Antonio'ya saldırmıştı. Fitness şampiyonu eşi Kelly Ryan ile yaptıkları çılgın partiler meşhurdu. Hatta bunu işe dönüştürerek bir etkinlik firması kurmuşlar. NPC ve IFBB'nin resmi after partilerini organize etmeye başlamışlardı. 2003 yılında getbig.com ile yaptığı röportajda öfkesi sorulmuş. Kendisini kızdırmanın zor olduğunu ve karısıyla birlikte iyi insanlar olarak yaşamaya çalıştıklarını söylemişti. Sadece 2 sene sonra 2005'in Aralık ayında Kelly Ryan'ın Jaguar marka arabası Las Vegas'ta yanmış halde bulundu. Aracın bagajında ise çiftin kişisel asistanı olan 28 yaşındaki Melissa James'in cesedi vardı. Sonradan yapılan incelemelerde Melissa'nın dövüldüğü, elektroşok silahıyla vurulduğu, kafasının tamamen kolibandıyla sarıldığı ve kendisine morfin enjekte edildiği anlaşıldı. Craig ve Kelly çifti kısa bir süre sonra Boston yakınlarında tutuklandı. FBI, ABD ile suçlu iadesi anlaşması bulunmayan Yunanistan'a kaçma niyetinde olduklarını düşünüyordu. Sorguda çelişkili ifadeler ortaya çıktı. Craig uyuşturucunun etkisi altındayken Melissa ile kavga ettiğini ve onu yanlışlıkla öldürdüğünü sonra da kariyerlerinin mahvolmasından korkarak cesedini yaktıklarını söyledi. Bir başka ifadede Melissa'nın aşırı dolu uyuşturucudan öldüğünü bir diğerinde kendisini arabanın bagajında cansız halde bulduklarını belirtti. Craig, Kelly ve Melissa'nın daha önce üçlü cinsel ilişkide bulundukları ve birlikte uyuşturucu kullandıkları da anlatılanlar arasındaydı. Melissa'nın ölümünün madde etkisi altındayken teşebbüs edilen sapıkça bir fantezden kaynaklanmış olabileceği de düşünüldü ama hayatını kaybetme nedeni belirsiz olarak kayıtlara geçti. Davanın sonunda Craig Titus ikinci derece cinayet, adam kaçırma ve kundaklama suçlarından 21 ile 51 yıl arası hapis cezasına, Kelly Ryan kundaklama ve ölümcül silahla saldırı suçlarından 6 ile 26 yıl arası hapis cezasına çarptırıldı. Kelly 2017 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldı. Craig ise şartlı tahliye görüşmesi için 2026 yılını bekliyor. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşeceğiz.